Bakanı, emekçilerini saygıyla selamlıyorum ve herkese güzel bir gün diliyorum. Bugün 1 Mart 2024, 1 Mart 2003 tezkeresinin gerçekten Gazi Meclis ünvanını hak edecek bir şekilde bu mecliste reddedilişinin 21. yıl dönümü. Kısaca hatırlayalım. Burada Amerikancı olmadığını, emperyalist ülkelerin çıkarlarına aykırı hareket ettiği için dış güçler tarafından kendisinin sıkıntıya sokturulduğunu ifade eden AKP hükümeti, kurulduğundan birkaç ay sonra bu meclise bir tezkere getirdi. Bu tezkereyle 80 binden fazla Amerikan askeri Türkiye'de limanlarımızı, havaalanlarımızı, yollarımızı kullanarak önce bu memlekette konuşlanacak, sonra bu memleketten kimyasal silah bulma iddiasıyla, yani Amerika'da Bush'un, İngiltere'de Blair'in işbirlikçisi olarak Türkiye sınırlarından Amerikan askerlerinin Irak'a girmesine vesile olacak idi. Önce bir bu operasyon sonrasında ne olduğunu söyleyelim. Tezkerenin reddedilmesi sonrasında kuzeyden giremedikleri Irak'a gidip güneyden girdiler. Kimyasal silah bulunamadı. Tam 1 milyon Iraklı Müslüman katledildi ve Irak destabilize edildi. Bu çerçevede de Orta Doğu'nun kaynakları paylaşıldı. Peki 1 Mart tezkeresi nasıl bir Türkiye Büyük Millet Meclisi ortamında oylandı ve reddedildi? 2002 seçimleri sonrasında bu mecliste yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi vardı. Geriye kalan partiler %10 barajını geçemedikleri için meclise girememişlerdi. Cumhuriyet Halk Partisi doğal olarak bu tezkereye hayır dedi. Amerikan çıkarlarına hizmet edecek bir parti olmadığını bir kere daha gösterdi. Ben o günlerde gencecik bir oda başkanı olarak Kızılay Meydanı'nda yaptığımız mitingle sesimizi meclise duyurmaya ve bu tezkereye onurlu bir şekilde hayır demeye çağırıyorduk onları ve bunun gayreti içerisindeydik. Ve ifade edelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları bu tezkereyi reddettirmek için yeterli değildi. Peki kimler bu tezkerenin geçmesi için özel bir gayret içerisindeydi? Evet, Recep Tayyip Erdoğan öyleydi, Abdullah Gül öyleydi. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bazı milletvekillerinin bizimle beraber hayır oyu kullanması gerekiyordu ki bu tezkere geçmesin. Buradan büyük bir mutlulukla, büyük bir onurla her birini ayrı ayrı anmak ve selamlamak istiyorum. Bu tezkereye hayır diyen, o tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda bulunan bütün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri oy birliğiyle reddettiler. Hepsine selam olsun. Ancak onlarla beraber, örneğin Bursa Milletvekili ve AKP Genel Başkanı Ertuğrul Yalçınbayır hayır dedi. Ertuğrul Yalçınbayır'a da selam olsun. Partisinin bütün baskılarına rağmen hayır diyen Ertuğrul Yalçınbayır'a. Zeki Ergezen'e Bayındırlık Bakanı iken hayır demişti. AKP'nin bakanıydı. Selam olsun. Allah rahmet eylesin. Mehmet Aydın AKP'nin bakanı iken hayır demişti. Selam olsun. Bir daha bu insanlar bırakın bakan edilmeyi milletvekili dahi yapılmadılar. Suçları neydi? Amerika'nın çıkarına AKP ile birlikte işbirliği yapmamak ve evet dememek. Yani dolayısıyla birisi Recep Tayyip Erdoğan'ı anti-emperyalist, anti-Amerikancı olarak tanımlarsa 1 Mart 2003 tarihine geri dönsün. Peki 1 Mart 2003'te tarafların nasıl bir pozisyon aldığını nereden anlayabiliriz? Aradan 21 yıl geçti. O gün bir kapalı oturum yapıldı. Bu kapalı oturumun tutanakları neden yayınlanmıyor hala arkadaşlar? Yayınlayın bu kapalı oturumun tutanaklarını ve kim ne söz söylemiş, hangi sözü atmosfere asmış hep beraber görelim.
AKP'nin karşı çıkışıyla, reddedişiyle, direnişiyle bu tutanaklar açıklanmıyor. Çünkü açıklandığı gün, bugün hamaset yapanların aslında emperyalist çıkarlara hizmet etme konusunda ne kadar tereddütsüz olduklarını göreceğiz. Gerçekler bitince hamaset ortadan kalkıyor. 1 Mart'ın 21. yıl dönümünde o tezkereye hayır diyen ve Gazi Meclis'in onurunu koruyan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine ve onlara katılan az sayıdaki AKP milletvekili ve bakanlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, ikinci bir konu, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde Anayasa Mahkemesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine yönelik iptal kararları geldi. 27 Şubat tarihli iptal kararı, 27 Şubat tarihli resmi gazetede yayınlanan iptal kararı bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ilişkin. Hatırlayınız, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürürlüğe girdikten sonra yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kısmen saraya devredildi. Ancak bu yetki aşımı ile sürekli meclisin işlevinin yok edilmesi ve Cumhurbaşkanlığının memleketi kararnamelerle yönetilmesi pratiğine dönüştürülmeye çalışıldı. Cumhurbaşkanlığının bir sayılı kararnamesi ne zaman yayınlandı? 10 Temmuz 2018'de. Oldukça geniş ve uzun bir kararname. Peki bu bir sayılı CBK'ya karşı Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman iptal için başvuru yaptı? 2 ay içerisinde 7 Eylül 2018 tarihinde iptal başvurusu yaptı. Peki Anayasa Mahkemesi çok sayıda hükmünü iptal ettiği bu CBK'yı ne kadar süreyle inceledi biliyor musunuz arkadaşlar? Tam 5,5 yıl. Yani Türkiye'nin ilk ve en önemli CBK'sına karşı Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Anayasa Mahkemesi bunu 5,5 yıl inceliyor. 5,5 yıl inceledikten sonra da anayasaya aykırı olduğunu fark ediyor ve bunu iptal kararını veriyor. Ne zaman? 26 Ekim 2023 tarihinde. Anayasa Mahkemesi kararı verir ve resmi gazetede yayınlanır, değil mi? Hadi birkaç gün hazırlık, bir hafta hazırlık. Ne kadar sonra resmi gazetede yayınlanıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Anayasa Mahkemesi kararı. Tam 4 ay sonra, 27 Şubat 2024 tarihinde. Ben bir daha sorayım size. Anayasa Mahkemesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusundan sonra karar vermek için Anayasa Mahkemesi 5,5 yıl bekliyor. Sonra bu kararının resmi gazetede yayınlanabilmesi için de aradan 4 ay geçmesi gerekiyor. Ben bunun neresini makul, neresini hukuka uygun değerlendireyim? Peki verdiği kararda ne diyor Anayasa Mahkemesi? Bu karar yayınlandığı tarihten 9 ay sonra yürürlüğe girer diyor. Yani bu 9 ay aslında idarenin yeni bir düzenleme yapması için kendisine tanınan süredir. Ancak aynı zamanda da şöyle bir işlemi vardır. Anayasaya aykırı olan bu hükümlerin tamamını 9 ay boyunca daha TPTP kullanma hakkına ve yetkisine sahipsin. Peki ne olacak? Şuna bakalım. Örneğin fişleme yapma yetkisini CBK ile kullanamazsın dedi. Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı'nda görevli personelden hizmet ihtiyacına gerek kalmayanları başka kurumlara atayamazsın dedi. Cumhurbaşkanı tarafından İdari İşler Başkanı, Özel Kalem Müdürü, baş danışmanlar, danışmanlar ve genel müdürlerin emeklilik ve yaşlılık almaya hem devam edip hem de ayrıca aylık almalarını iptal etti. Adli yargı mensuplarının Cumhurbaşkanlığı kadrolarında kanuna aykırı olarak düzenlemeyle görevlendirilmesine hayır dedi. Bunların tamamını anayasanın ilgili maddelerine dayandırdı. Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı'nda görev yapan hakim ve savcıların terfilerinin CBK ile yapılmasını anayasaya aykırı buldu.
Adalet Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı da görev yapan müfettişlerin görev ve yetkilerini yönetmelikle düzenleyemezsin dedi. Bunun gibi çok sayıda hükmü iptal etti. Ama çok önemli bir hüküm var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın adeta tüm yetkilerini çevre, imar ve yapılaşmaya ilişkin olarak harita, etüt, plan, parselasyon, kamulaştırma, arazi, arsa düzenlemesi gibi hususlarda mülkiyet hakkına ilişkin ve bunları ihlal edici olması nedeniyle iptal etti. Bununla ilgili biz kısa bilgi notunu yayınlayacağız. İletişim Başkanlığı ofislerinde istihdam edilecek personelin ücretlerinin CBK ile belirlenmesini de iptal etti. Şimdi arkadaşlar, bir kere daha soruyorum. Ne olacak? Bir hukuk devletinde bu iptalden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin derhal bunlara yönelik vaziyet alarak Anayasa Mahkemesi kararına uygun bir düzenleme yapması lazım. Anayasa Mahkemesi bunları CBK ile düzenleyemezsin diyor, yasayla düzenle diyor. Demek ki CBK'yı kaldıracaksın, yasaya getireceksin. Ama bunları yasanın kapsamına alırken Anayasa Mahkemesi'nin ihlal ettiği hükümlere dikkat edeceksin ve aynı ya da benzer bir düzenlemeyi getirmeyeceksin, hukuka uygun bir düzenlemeyi getireceksin. Peki ne yapacaklar? Bugün görüşülmekte olan yargı paketinde gördüğümüz gibi onu da noktasına virgülüne dokunmadan bir gece yarısı meclisten geçirmeye çalışacaklar. Bunun adı da hukuk olacak. Arkadaşlar, bu 27 Şubat tarihli resmi gazetede diye. 28 Şubat tarihli resmi gazetede de 34, 101 ve 48 sayılı CBK'ları iptal etti bazı hükümler açısından. Türkiye Adalet Akademisi'nin artık hukuki bir zemini kalmamıştır. 9 ay içerisinde düzenleme yapılamazsa Türkiye Adalet Akademisi kapanacaktır. İletişim Başkanlığı Teşkilatı hakkında benzer bir karar vermiştir. Başkanlık bünyesinde faaliyet gösteren CİMER'in çalışma usul ve esaslarının Cumhurbaşkanı'nca çıkartılacak bir yönetmenlikle düzenlenmesini anayasaya aykırı bulmuştur ve benzer düzenlemeleri, benzer sözleri 48 sayılı CBK içinde yapmıştır. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hızla bu konularda vaziyet almasını diliyoruz. Bunları çok önemli bir gelişme olduğu için özel olarak sizlerle paylaşmak istedim. Nihayetinde de arkadaşlar, iki gündür Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan bazı konular var. Bunları da sizlere aktarmak isterim. Siyasal parti grupları var. AKP, MHP birlikte davranıyor. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi, DEM, Saadet Gelecek, İyi Parti grupları da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediliyor. Genel kurul başlamadan evvel, yarım saat evvel meclis başkan vekili, grup başkan vekillerini danışma kuruluna davet ederek günü planlamak için fikirlerini soruyor. AKP ve MHP ortaklığının bundan anladığı şudur. Biz bu anayasaya aykırı hükümleri getireceğiz. Sizinle müzakeremiz bunları bir an evvel geçirmenize yöneliktir. Biz de dedik ki bunun bir müzakere değil, dayatma olduğunu biliyoruz ve buna kesinlikle evet demeyeceğiz. Arkadaşlar, yargı düzenlemesine yönelik torba kanun 42 maddeden ve 2 bölümden oluşuyor. Salı gününden beri gayret ediyorlar. Dün akşam itibariyle perşembe gününü tamamladık. Her gece sabaha karşı 3'e kadar burada milletvekilleri kalıyor ve bugüne kadar 16 madde geçebildi. Çünkü bunu bir dayatma ile yapmaya çalıştıkları için biz de mecliste iş tüzükten kaynaklanan haklarımızı kullanıyoruz. Bununla TMK 226'ya yönelik son derece olumsuz düzenlemeler getiriyorlar. Herkesi terörist olarak yaftalama haklarını ellerinde tutuyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına karşın virgülüne dokunmadan aynı düzenlemeyi yasa konusu yapmaya çalışıyorlar. TMSF'nin kayyum olarak atadıklarına idari, mali, hukuki özellik ve herhangi bir soruşturma kovuşturma aşamasından arilik kazandırmak istiyorlar. Yani atadığı kayyum bir şirketi satabilir, içini boşaltabilir, öz kaynak haline getirebilir o şirketi. Hiç kimse ona yönelik bir soruşturma açamasın, kovuşturma açamasın. Ve nihayet
emeklilere yönelik de 3000 lira gibi bir acınaklı maaş düzenlemesini, ikramiye düzenlemesini getirmeye gayret ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz burada milletvekili arkadaşlarımızla büyük bir kararlılıkla duruyoruz. CHP'nin 25 milletvekili buradadır. Geriye kalan milletvekillerinin tamamı sahada vatandaşlarımızın dertlerini çözmek için gayret etmektedir. AKP'nin de 200 milletvekili mecliste çakılı durumdadır. Mecliste çakılı durumdadır derken genel kurulu izleyemiyorlar. Öyle bir adetleri yok. Genel kurulda gürültü yapıyorlar. Onun için grup başkan vekilleri diyor ki burada gürültü yapmayın, siz çıkın kuliste oturun. Kulise sandalyeler koydular, oturdular. Odalarına gidiyorlar. Yoklama istiyoruz. Yoklamaya zamanında yetişemiyorlar. Dolayısıyla meclis kapanmak zorunda kalınıyor. Bu hem gayri ciddi hem de zavallı bir durumdur. Bir kere daha bu durum göstermiştir ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onurunu hiç kimseye çiğnetmeyeceğiz. Seni 200 milletvekiline buraya dizeriz. Eğer meclise, anayasaya, hukuka uygun davranmazsan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri sabahlara kadar da çalışırlar. Cumartesi, pazar da çalışırlar. Buradan da gocunmazlar. Meclisi çalıştırmamaya yönelik çabanız, meclise hukuka aykırı tutmaya yönelik çabanız bizim duvarlarımıza vuracaktır ve geri dönecektir. Eğer bu tutumlarından vazgeçmezlerse bizim tavrımızın da aynen süreceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu konuyu da bilgilerinize sunmak istiyorum, sunmak istedim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir soru olmadığını görüyordum ki varmış, buyurunuz. Biz bu filmi daha evvel görmemiş miydik? Hatta sosyal medyada tam emekli maaşları konuşulurken Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nden hareket ettiği, arabasına bindiği, genel kurula geldiği ve maaşların yükseltilmesi konusunda müdahalede bulunacağı yazılıyordu. Bu iyi polis, kötü polis oyununu bu memleket çok açık olarak gördü. Erdoğan ne diyor? 7500 liradan 10 bin liraya maaşları çıkartmak için 200 milyar lira ilave kaynak kullandık. Buna bu memleketin gerçekten bütçesi yeterli değil diyor. Kütahya'da ne açıklama yaptı? Seyyanen zam diyerek tahrik ediyorlar emekli kardeşlerimizi. Emeklilere 7500 lira seyyanen zam demek, bütçeye 1.4 trilyon TL ek yük getirmek demektir. Bu 10.000 TL olur ise 1.6 trilyon TL'dir. Tüm yatırım bütçesini buna ayırsak yetmiyor. Ancak bunu yapmak zorunda kalırsak memurlarımızın, emniyet görevlilerimizin maaşlarından keseceğiz diyor. Şimdi bakın, Erdoğan'ın itiraf ettiği birkaç şey var. A, 21 yıl sonra hazinenin tam takır olduğunu ve emeklisine, insan onuruna uygun, yakışır bir maaş veremeyeceğini ifade ediyor. B, çok tehlikeli, İki günlük siyasi çıkar uğruna sınıfları, kesimleri, insanları birbirine düşürecek bir açıklama yapıyor. Diyor ki emekliye, sana para verirsem memurun maaşından kesmek zorunda kalacağım. Bir süre sonra polis diyecek ki benim maaşımdan kesme, emekliye verme. Dolayısıyla bir emekli protesto yürüyüşünde polisin tutumu buna göre şekillenecek. Şimdi soralım, Erdoğan bir gün, hani diyor ya ben kefenimi giymiş dolaşıyorum diye. Kefenini giymesin de kravatını, gömleğini giysin. Herhangi bir memleketin sokaklarında yanında bir gün bir koruma olmadan dolaşsın. Hani reis herkes tarafından çok seviliyor ya, dolaşsın. Bakalım vatandaş ona o koruma zinciri olmadan ne diyecek? Bize söylediklerini söyleyeyim. Hakkımızı bu memlekete, bizi yönetenlere helal etmiyoruz diyorlar. Çünkü bu memlekete 25 yıl, 30 yıl, 35 yıl güzellikle hizmet etmiş ve hayatının artık son dönemine gelmiş olan insanlar ayda 10.000 TL maaşla sürünüyorlar. Bana gözleri dolarak anlatıyor adam. Bir ekmek arası döneri yemeyeli yıllar oldu diyor. Bir ekmek arası döner hasretiyle yaşayan
emekliden bahsediyoruz. Ve ona Cumhurbaşkanı çıkmış üst perdeden, sana bu maaşı artıramam çünkü benim param yok diyor. Soralım, senin paran yoksa Anna Gold'un 7.2 milyon dolarlık vergi borcunu niye sildin? Anna Gold kim? İliç'te altın madenimizi çıkartanlar. Altın madenlerimizin %98'ini çıkartanlara niye veriyorsun? Yandaş firmalara bugüne kadar kaç milyar lira vergi borcu affı getirdin? Kaç milyar lira teşvikten yararlandırdın? Bütün bunları gördüğümüzde şunu söyleyelim. Nebati'yi görüyor musunuz, buralarda dolanıyor? Kur korumalı mevduata bu memleket 800 milyar lira gömdü. Yani zenginin parasını büyütmesi için 800 milyar lirayı Merkez Bankası'ndan ve hazineden veriyoruz. Ama emeklinin maaşına zam gerekince işte bunu yapabilmemiz mümkün değil. Ancak polis maaşından kesmemiz lazım diyorsunuz. Bu acınaklı bir tutumdur. Türkiye'de vatandaş bunu değerlendiriyor. Bugün de Mart'ın 1'i, 31 Mart'a 30 gün var. Buyurunuz. Tabii tabii. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Maalesef bu mecliste aynı oksijeni solumak zorunda kaldığımız Osman Gökçe'nin bir iftirasıdır bu. Açığını söyleyelim. Bir kere daha da ifade edelim. Bu memlekette hukukun kırıntısı olsa Melik Gökçe'nin ve Osman Gökçe'nin bir kere daha çıkamamak üzere hapiste olmaları lazım. Peki ne diyor o kendisi benim için? İBB'nin aracını almışım. İBB'nin İstanbul Büyükşehir'in aracını sekreterime kullandırıyormuşum. Beni itham ettiği mesele budur. Peki gerçek ne? Sekreterim dediği kişi Kadriye Kasapoğlu. Kadriye Kasapoğlu kim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özel kalem müdürü. Demek ki birincisi yalan. Benim sekreterim yok. Benim mecliste asistanlarım var. Dolayısıyla birincisi yalan. İkincisi, İBB'nin aracını ben kullanıyormuşum. Ve ben aracı ona tahsis etmişim. Araç İBB'nin aracı, konunun benimle alakası yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aracını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özel kalem müdürü kullanıyor. Peki benden ricaları nedir? Konvoyda Ekrem Bey'i takip ederken özel kalem müdürü sürekli trafik cezaları veriyor, yiyor ve bunları ödemek zorunda kalıyorlar. Plaka korumalarınızdan bir tanesini bize verebilir misiniz dediler. Ben plaka korumamı arsıza, hırsıza, mafya liderine vermemişim. Ben plaka korumamı benden bunu rica eden, uzun zamandandır tanıdığım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özel kalem müdürüne tahsis etmişim. 3 tane plakam var. Dolayısıyla bunları tahsis etme hakkım var. Konu benim sekreterim değildir. Konu benim aracım değildir. Yalnızca plaka tahsisini birine kullandırma meselemdir. Bunu benimle bağlantılandıranlar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aracını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybettikten sonra utanmadan yıllarca kullananlardır. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin lojmanını utanmadan yıllarca işgal edenlerdir. Ankara'yı parsel parsel satanlardır. Ben bunları açıklamak zorunda kalıyorum. Niye? Çünkü şunu söylüyorum. Bu memlekette siyaset yapan herkesin kendisine sorulan soruları hiçbir tereddüte meydan mahal bırakmayacak şekilde kızmadan darılmadan açıklama zorunluluğu var. Ben şimdi soruyorum. Ankara Büyükşehir'de başkanlığın süresince Bülent Arınç'ın iddia ettiği parsel parsel satma işleri konusunda neden bugüne kadar Osman Gökçek, Melik Gökçek hakkında bir tek soruşturma, kovuşturma yapılamadı? Neden Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle bıraktırılan, görevden el çektirilen Melik Gökçe'nin bugüne kadarki uygulamaları herhangi bir soruşturma, kovuşturma aşamasına konu olmadı. Ama bir kere daha söyleyeyim, bu böyle kalacak değildir. Bu memleket mutlaka bir hukuk devleti olacaktır. Hak eden tamamı, hak edenlerin tamamı gerçek bir hukuki ortamda adil olarak
ne yapılması gerekiyorsa o işlemlerle muhatap olacaklardır. Bunu da dünya yüzünde göreceğiz. Eğer ilave bir sorunuz varsa bu konuyla ilgili, hani ilave soru, bunların hepsini yanıtlamaya hazırım yani. Herhangi bir sınırlama yok. 3 aracı dilediğime kullandırırım. 3 plakayı dilediğime kullandırırım. Bir kere daha söylüyorum. Kime kullandırdığınla ilgili bir tartışma yürüyebilir. Kullandırdığım kişi arsız değil, hırsız değil, mafya lideri değil. Kamu yararına çalışan bir kamu kuruluşunun özel kalem müdürü ve ödediği trafik cezalarına dayanamadığı için benden ricada bulunulmuş bir durumdur. Bundan daha etik bir şey de olduğunu sanmıyorum. Mesele bu kadar açıktır benim açımdan. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin.